Devam ediyor. Bütün ülke çapında olduğu gibi ilimizde de Rize'de de bütün adaylarımızın çalışmaları sürüyor. Artık son viraj tabiri caizse bütün adaylar seçmenin dikkatini çekmek için, seçmenden yetki almak için çalışıyor. Bu akşamın ilk bölümünde İyidere Belediye Başkanı ve aynı zamanda AK Parti İyidere Belediye Başkan adayı Sayın Saffet Mete stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz Zeynep Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyoruz. Umarız gönlünüzce olur seçimin sonucu. Pazar akşamı tabii ki herkes saat 5'ten sonra sonuçlara bakacak. Aslında İyidere olarak, Saffet Mete olarak ekstra bir yük var sanırım omuzunuzda. Partilileriniz, AK Partililer, hem İyidere'dekiler hem de bütün Rize çapındaki AK Partililer İyidere'den yüksek bir oy oranı bekliyor. Tabii bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine seçmen karar verecek ama beklentinin bu yönde olduğunu söyleyebiliriz. Yapılan çalışmalarla ilgili, İyidere'de geçirmiş olduğunuz 5 yılla ilgili partililer çok memnun, İyidere'liler bu anlamda memnun. Tabii ki bu beraberinde acaba pazar günü seçimin sonucu nasıl olacak? Saffet Mete beklendiği gibi rekor bir oyla seçilebilecek mi? Saffet Mete acaba sonucu nasıl göreceğiz diye herkes bu anlamda bekleyiş içerisinde. Sadece Rize'de değil, Rize dışında da İyidere için böyle bir beklenti var Rize merkezinde olduğu gibi. Bu tabii ki aynı zamanda 5 yıl boyunca yaptığınız çalışmalarla ilgili yaratmış olduğunuz bir izlenim. Bu ekstra bir yük getiriyor mu size Sayın Mete? Evet. İlk önce bütün Rizeli ve İdareli hemşerilerimize hayırlı akşamlar ve hayırlı Ramazanlar dilemek istiyorum. Değindiğiniz konu, evet gerçekten 5 yıl çok çabuk geçti. Hatta bu bizim sizinle ikinci programımız. O kadar çok çalıştık ki evet. Program yapmaya zaman bulamadık neredeyse. Bir 5 yılın ortasında bir durum değerlendirmesi yaptık. Şimdi de seçime giriyoruz. Evet, dediğiniz gibi 5 yıl, dolu dolu bir 5 yıl. İlçemiz için her konuda vermiş olduğumuz sözlerin yerine getirilmesi için gece gündüz demeden ekibimizle beraber bir 5 yıllık süreç geçirdik. Bu 5 yılın içinde tabii bir de 2023, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri, genel seçimleri geçirdik. Biliyorsunuz 28 Mayıs'ta AK Parti belediyeleri için de Rize'de ikinci oyu Güneş'ten sonra %86.18 alarak bu bizim tabii ki beklentileri ve vizyonumuz da yüksek tuttu. Ayrıca 14 Mayıs'ta yine AK Parti belediyeleri için de 62.90 oy alarak milletvekilliği seçiminde de AK Parti belediyelerinde özellikle söylüyorum birinci olduk. Şimdi tabii ki bu parti içi beklentileri de İyidere genelinde yükseltti. Ama biz olaya rekor diye bakmıyoruz. Bu bir hizmet yarışı. Biz bu hizmet yarışına çıkarken bir siyasetçi olarak çıkmadık. Bizim siyasi belediyecilik hayatımız 2019 aday adaylık süreci ve Ocak 17'de açıklanan adaylığımızla beraber başlandı. Biz ticaretçiydik, iş adamıydık, işverendik. Ama biz bu işi çok sevdik. İyidere'yi zaten çok seviyorduk. Sevmemizle beraber vermiş olduğumuz sözler vardı. Bu sözleri de yerine getirmek için yine söylüyorum. Belediye meclis üyelerimizle, ilçe teşkilatımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, ekibimizle beraber, özellikle personelimizle beraber bugün İyidere halkının karşısında bütün sözlerini tutan, vaat etmiş olduğumuz bütün yatırımları yerine getiren, kalan eksiklerin de altyapısını tamamlayıp 2024'te artık durmak yok, devam edeceğiz. Eğer yetki verilirse çıkan bir belediye başkanı adayız. İnşallah pazar günü de halkımızın teveccühü gösterirse biz rekor oy demiyoruz buna. Kazanalım ama iyi bir oyla kazanalım. Benim İdareli vatandaşlarımızdan beklentim şu. Biliyorsunuz Rizeli bir cumhurbaşkanımız var. Biz buna layık olmaya çalışıyoruz. Rizeli bir cumhurbaşkanının arkasında siyaset yapmak, onunla aynı çatı altında bulunmak bize gurur veriyor. Ve cumhurbaşkanımızın adayı tanıtımında da şöyle bir diyalog geçti. Rekor oyu bekliyorum diye. En iyisini yapmak için, elinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz diye. İnşallah halkımız bize o gücü verecek. Biz de önümüzdeki 5 yılda bu yatırımları durdurmamak için, yatırımların devam etmesi için. Çünkü hakikaten bu seneki sloganlarımıza baktığımız zaman hele bir tanesi var ki ilçemize tamamen 10 numara derler ya, böyle 10 numara uyuyor. Sürdürülebilirlik, belediyecilik. Evet, biz bir şeylerin temellerini attık, altyapılarını bitirdik ama şimdi bu işin sürdürülebilir olması için, ileriye 25 yıllık, 30 yıllık yatırımların önünü açması için
bu dönemde AK Parti belediyeciliğine ilçemizin ihtiyacı var. Ben inanıyorum, halkımıza güveniyorum. 2019'daki gibi bu yetkiyi bize verip Cumhurbaşkanımızın karşısına inşallah çıkartacaklar. Biz de önümüzdeki 5 yılda geçmemiş olduğumuz 5 yıl gibi bu ilçemize, hemşerilerimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışmaya, ekibimizle beraber çalışmaya devam edeceğiz. Evet, şu bir gerçek ki sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi nihayetinde bir beklentiyle ilgili biz cümlelere kurduk siz ve ben. Ama karar seçmenin tabii ki, pazar günü seçmenin vereceği karar akşam kamuoyuyla paylaşılacak. Dediğimiz gibi yönünüzce olsun, ama şu bir gerçek ki çalışkanlarınızla ilgili, çalışmalarınızla ilgili aslında şikayet duyulmuyor. Yani bu anlamda Saffet Mete çalışmadı, Saffet Mete şu an şunu eksik bıraktı gibi şüphesiz eksikler vardır tabii, ama çalışmakla ilgili bir olumsuz cümle sizinle ilgili duymadık. Bunu da belirtelim. Bu arada ben Muhammed vekilimizin sık sık şakavari Saffet Başkan'la bizi bıktırdı artık, bizi çok yordu. Saffet Başkan'la sürekli onun talepleriyle karşı karşıya kalmak bizi yoruyor gibi cümleleri sıkça duyduk. Hatta ben işte işim gereği bakanlıklarda çok fazla bulunan bir gazeteciyim. Orada da gittiğimiz yerde de işte hemşeriniz dün buradaydı, bugün buradaydı gibi. Hem orada tatlı sohbetler yapıyoruz. Hem böyle işte şakalaşma içerikli sohbetler yapıyoruz. Saffet yine gelecek mi bugün falan gibi böyle bir yaklaşımda var. Onu da söyleyelim. Anlaşılan vekilimizi epeyce yormuşsunuz ki bunu durmadan dile getiriyor. Ya, tabii ki biz bu göreve gelirken bu bir ekip işi. Hakikaten ben burada bir İdareli olarak, İdare Belediye Başkanı olarak bu 5 yılda işte Genel Başkan Yardımcımız Hayati Yazıcı'ya vermiş olduğu desteklerden dolayı Osman Aşkın Bakanımıza, Erkan Kandemir'e, şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Murat Kurum'a, Sayın Bakanımız o zamanki, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, eski İçişleri Bakanımız Selam Altınok'a, şu andaki yeni Çevre Şehircilik Bakanımız olan Özel Seki'ye, eski Ulaştırma Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu'na, şimdiki yine Ulaştırma Bakanımız Abdülkadir Bey'e, değerli abim Muğla Milletvekili Kadem Mete'ye. Bu bir ekip işi. Hakikaten hiç durmadık. Kapılarını hep aşındırdık. Ama bir davamız vardı. Vatandaşımıza, milletimize söz vermiştik. Biz bunları yapacağız. Belki biraz aşırıya gittik ama şunu yaptık. Şunun için mutluyum. Artık İyidere neresidir diye bilinmeyen bir yer değil. Ankara'da İyidere, Rize'nin giriş kapısı. Rize'nin giriş kapısı. Özellikle üzerine basarak söylüyorum. Bilinen, çalışan ve üreten bir belediyesi ve ekibi var. İyidere'den kurtulmak mümkün değil. Şaka vari de olsa artık verelim kurtulalım gibisinden. Bu tabii bizi çok mutlu ediyor. Beni mutlu ediyor. Ama Muhammed Vekilimi ayrı parantez açıyorum. 5 yıl boyunca getirdiğimiz bütün projelerde, bakın bugün İyidere'de yapılan bütün yatırımlarda Muhammed Avcı'nın imzası var. O olmazsa biz bir şey yapamazdık. Samimiyetimle söylüyorum. Osman Aşkın Bakanımızla da alakalı yaptığımız spor tesisleri, Sayın Hayati Bakanımla alakalı yaptığımız, bütün bakanlardan çok büyük destek aldık. Ama Muhammed Vekil bizim belki doğanda en rahat ulaşabildiğimiz, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan. Vekilim geliyoruz demek değil, vekilim geldik, Ankara'dayız. Bizi bırakma, vekilimize nasıl gideceğiz? Şu bakanlığa gidelim. Yani bizim gibi yerel yönetimlerde gecesini gündüzünü katmadan, aman bir gün bile ya yeter artık demeden, hadi onu da yapalım, hadi onu da yapalım. Onun için ben bir İyidereli olarak, bir İyidere Belediye Başkanı olarak, ilçem adına, şahsım adına, bütün bakanlarımıza dediğim gibi ama ayrıca Muhammed Vekilime çok çok teşekkür ediyorum. Ama bu bitti demek değildir. Geçenki programda ben de dinledim. Bizi en çok zorlayan belediye başkanı Saffet Mete. Önümüzde Muhammed Vekilimle bir 4 yılımız daha var. Projelerimizi hep beraber hazırladık. Onunla beraber inşallah 2029'da hakikaten Rize'nin en vizyoner, en ticaret anlamında en yüksek mertebeye ulaşmış bir ilçe haline onlarla beraber yeni bir eser çıkarmış olacağız. Tabii yapılanlar, yapılacakları konuşacağız ama lojistikle ilgili ayrı bir heyecanınız var mı Saffet Başkan? Ya lojistik, tabii ki lojistik yani bir İdere'nin projesi değil, bir Rize'nin projesi değil. Bunu defa atlasın. Bu Türkiye'nin projesi. Ama unutmamak lazım ki İdere lojistik limanı diye geçiyor. Biliyorsunuz bizim ilçemiz biraz denizcilikle Türkiye'de en ön planda olan armatörlerimiz, aile büyüklerimiz, komşularımız da. Dünyada çok gezdiğim yerler de var. Dünyada gezerken dünya başka ülkelere gittiğiniz zaman hep Türkiye belki bilinmiyordu ama İstanbul biliniyordu. Ben de çok merak ediyordum. Ya adam Türkiye'yi bilmiyor ama İstanbul'u niye biliyor? Sonra ben bunu denizcilik camiasıyla bir abimizle konuşurken dedi ki, bak unutmayın dedi. Türk bandıralı yani Türk bayraklı bütün gemilerin
Yani arka tarafında BL İstanbul yazar. Yani bu ne demektir? Bağlı olduğu liman İstanbul. Onun için dünyanın hangi limanına giderseniz gidin onun altına Türkiye yazmaz. İstanbul yazar. Onun için İstanbul her zaman marka bir yerdir denizcilik camiasında. Düşünebiliyor musunuz? 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bu limana bağlı olan bütün acenta gemilerinin arkasında BL İyidir yazacak. Bu gemiler dünyayı dolaşacak. Lojistik tabii ki ticaret olarak şu anda daha işin başındayız. Yani dolaylı yollardan direkt olarak 8 bin kişiye etki edecek. Onun için diyorum 10 yıl sonra İyidere Rize'nin belki de Karadeniz'in en büyük ticari hacmine ulaşmış bir ilçe haline gelecek. Bugünkü çalışmalarımız, vekillerimiz ve bakanlarımızla hep bu yönde. İşte onun için diyoruz kentsel dönüşüm, depolama alanları, ticaret alanlarını bir an önce oluşturmamız lazım. Bununla beraber Rize kazanacak. Burası İyidere'nin projesi değil. Burası Kalkanderik Türkiye'nin projesi. Burası İpek yolunun açılan kapı. Bölgenin projesi. Burası Kuzey Irak yani Basra Köfresi'ne, Güneydoğu alanında açılan kapı olarak. Ha belki ömrümüz buna vefa etmeyecek ama şununla gurur duyacağız. Bu işin temellerinde biz de varız. Ve bu bilinçle beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bütün altyapımızda lojistik limana göre uyarlamışız. İnşallah ilk 5 yılda çok güzel temeller attık. İkinci 5 yılda özellikle yine söylüyorum. Kentsel dönüşüm, konaklama, depolama alanı çok iyi. Çok önemli ve bununla ilgili de yerlerde açılacak. Vekilimizle ve bakanlarımızla bunları devamlı konuşuyoruz. Lojistik çok büyük bir anda artacak. Bununla ilgili de ilçemizde yaptığımız çalışmalar var. 10 yıl sonra dediğim gibi hep beraber belki de bu işin mimarlarında temelinde tuzu da bulunan bir insan olarak gurur duyup ya çıkan eseri hep beraber Rizelilerle beraber seyredeceğiz. Şimdi şu bir gerçek ki sadece böyle ilimizde değil ülkemizde birçok projeye baktığımız zaman projenin öncesi ve sonrasını planlama konusunda zaman zaman eksikler yapmışız. İşte Ordu Giresun Havalimanı bu anlamda bir örnek. Rize Artvin Havalimanı bir örnek. Yani projeyi, Ovit Tüneli bir örnek. Projeyi kazandırmışız Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük gayretleriyle. O projeler bölgemizde kazandırılmış ama öncesi ve sonrasını planlamakta zaman zaman gecikmişiz. Ama anladığım kadarıyla lojistikle ilgili İyidere Belediyesi olarak bu anlamda geleceği planlayarak çalışmalar sürdürmektesiniz. Biz İyidere Belediyesi olarak göreve geldiğimiz 2019'da bütün yarattığım bakın bu benim 2019 yılında vermiş olduğum manifesto. Ben bu manifestoyu 5 yıl boyunca yanımdan ayırmadım. Ve bunu çok kaliteli bir kağıda yaptık. Ve beni bir vatandaşım uyarmıştı. Ya başkan niye bu kadar kalın bir kağıda yaptın daha işte ucuz maliyeti daha düşürerek yapılabilirdin diye söylediği zaman bunları atmayın. 5 yıl sonra karşınıza çıktığım zaman bunları bana gösterin. Eğer bir eksiğim varsa bunu bizim halk tabirine yüzümüze vurun diye. Ve biz bu manifestoyu hiçbir zaman yanımızdan ayırmadık. Ve ilk işe başladığımız zaman belediyecilik de şöyle bir anlam var. Biz belediyecilik değildik. Biz bir yıl, Hasan Bey bir yıl belediyecilik öğrendik. Bilmiyorduk. Biz biliyorduk ki projeyi yapacağız. Ankara bize para gönderecek. Biz onu takip edeceğiz. Böyle bir dünya yok. Projeyi hazırlıyorsunuz. Parayı bulmak için bakanları ziyaret ediyorsunuz. Projenizi anlatıyorsunuz. Vekillerinizden destek istiyorsunuz. Ve buna göre gelen yatırıma göre ama şunu hiçbir zaman taviz vermedik. İlçemizin acil eylem planı ve öncelikleri. Evet. Biz bunu yaptık. Biz ilk önce ilçemize yapılan yatırımları çıkardık ama öncelikli projelere birinci sıraya koyduk. Çünkü aciliyet bu. Yani bir işin temelini yapmadan üç yapıyla beraber milletimizin gözünü bozmaya gerek yok. Artık İyidere bunları atlattı. İyidere geçmiş, İyidere'de benim ailemden başkası belediye başkanlığı yapmadı. İşte Nihat Mete, rahmetli amcam. İşte ondan sonra yine işte Adil abi, eniştem, Ahmet abi. Yine arada yine Adil abi. Sonundan Ahmet abimden de ben bu işi devraldım. Ama mantık hep şöyleydi. Mesela duayen belediye başkanı değil Rize'de, değil Karadeniz'de, Türkiye'de bize öyle bir isim bırakan bir isim var ki Nihat Mete. Ama nerede var? O günkü anda ekmek siyasetinde. Onların döneminde siyaset ne demekti? Oğlumu işe koy, evet. Bu iş olsun. O gün ekmek siyaseti vardı. Ama kısa vadeli bakışlar. Ama bugünkü siyasette ekmek siyaseti yok. Bugünkü siyasette hizmet siyaseti var. Vatandaş bana ne yaptın, ilçeme ne yaptın, yollarımızı yaptın mı, kanalizasyon altyapı bitti mi, doğalgaz geldi mi, işte sosyal kültür alanında etkinlikler yaptın mı? Çünkü nesil değişiyor. Bilgi teknoloji çağı hızlı bir şekilde ilerliyor ve biz bunlara uyum sağlamak zorundayız. Biz İyidere'de göreve gelir gelmez bizden önce ihalesi yapılmış olan ama sadece kanalizasyon ve yağmur suyu olarak proje ihaleye çıkan bir proje vardı elimizde. Bana göre karmaşık bir projeydi. Ama ben burada bu projede bize yardımcı olan yine Muhammed Vekilime çok teşekkür ediyorum. Ve İller Bankası o zaman genel müdürümüz Sayın Yusuf Büyü'ye. Biz derdimizi anlattık. Çünkü 42 yıl önce yapılmış bir içme suyu vardı. Hiç dokunulmamış.
1 TL 1 metre yatırım yapılmamış. Günde artık neredeyse 6 tane su arızasına normal diyebileceğimiz. 42 yıl önceki su depolarından ve su hatlarından ilçemize su taşımaya, su sorunu ve bu can suyu, susuz hiçbir şey olamaz bir cenaze vardı. Ve biz burada onlarla yaptığımız görüşmede aynı projenin içinde bize göre yapılmaması gereken kanalizasyonları iptal ederek çok az bir bütçede üzerine kredi koyarak bugün şunu gururla söylüyoruz Hasan Bey. Biz ilçemizin 9 mahallenin tamamında, bakın 9 mahallenin tamamında her evimizin saatine kadar, bakın kapısına kadar değil saatine kadar elimizde bulunan bütün depoları yıkarak, Hazar'da tadilat yaparak, Hazar Büyük Depo'da ve su depolarımızın kapasitelerini %300 arttırarak 2,5 yılda mahallelerimizde 98 kilometre içme suyu isale attı. 5 tane pırıl pırıl içme suyu depomuz. Yetmez, bizim İyidere yani Kılavuzpotumuz deresinde 42 yıl önce yapılmış bir sondaj kuyumuz vardı. Bugün ihtiyacımız var mı? Hayır. Ama yarın düşünün Varda suyunda, evet. Andon suyunda bir sıkıntı olduğu anda elektrikle sondaj terfi kuyumuzu da bütün depolarımıza getirecek şekilde hazırlayarak 2,5 yıl içinde ilçemizin içme suyu isale hattını tamamen bitirdik. Evet, ve bununla beraber görevimiz olmamasına rağmen bizim Dereler Bölgesi dediğimiz Yaylacılar Köyü, Denizgören ve Kalecik Köyü'nün Karafazlı Petrol ilçe sınırımız kadar hatta Varda suyu hattı yoktu. Bu yazın oradaki köy vat yani köyde yaşayan nüfusuna kayıtlı vatandaşlarımız ve iş yerinin yoğunluğunun olduğu yerde korkunç bir susuzluk yaşanacaktı. Biz belediyemizin bütçesiyle de o hatta 11.800 metrede içme suyu isale hattı yapıp şu anda sularını verdik. Öyle bir sıkıntı yaşanmayacak. Bugün iddia ediyorum. 22 yıllık AK Parti belediyeciliğinde Rize'de her belediye başkanımız içme suyuna yatırım yaptı. Ama biz İdare olarak şunu söylüyoruz. Geldik, yeniydik, tecrübemiz yoktu ama bu işe o kadar inandık ki 2,5 yılda ilçemizin su sorununu Andon ve Varda sularında depolarına almak kaydı ile pırıl pırıl tertemiz hale getirip vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Burada bir devrim daha yaptık. Türkiye'de 5 yılda 2009-2024'e kadar içme suyuna, çöp vergisine ve tabela vergisine ve içme suyuna bu kadar yatırım yapan bir belediye olarak zam yapmayan tek belediyeyiz. 5 yıl boyunca. 5 yıl boyunca. Evet. Şunu gururla söylüyoruz. Bugün küçük bir şaşal su markette 5 TL. İyidere Belediyesi'nde 5 yıldır 1 metreküp su yani 1 ton su 2,5 lira. Niye? Şuna inandık. Su bir hizmettir. Çöp bir hizmettir. Zam yapılması gereken zam yapılır ama zam yapmadan nasıl yatırım yapılır? Vatandaşımızı şu 5 yılda yaşadığımız ekonomik sıkıntılarda nasıl belediye olarak yanında durulur, nasıl durmamız gerektiğini biz belediye olarak işte çöpüne zam yapmayız, suyuna zam yapmayız, esnafımızın tabela vergilerine zam yapmayız. Taşın altına elimizi, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi elimiz değil bedenimizi koyarak bütün vatandaşlara destek verdik ve Türkiye'de şu anda bu anlamda bir numara ve birinci belediyeyiz, zam yapmayan tek belediyeyiz. Bu çok tabii değerli bir çalışma. Şehrin geleceği açısından da önem taşıyor. Uzun yıllarda içme suyuyla ilgili aynen bir probleminiz kalmadı. Aynı zamanda kanalizasyon içinde evet bir problem kalmadı diyebiliriz değil mi? Aynen. Şu anda ilçemizde 36 kilometre kanalizasyon çalışması yaptık. Şu anda kanalizasyonla ve yağmur suyuyla alakalı sadece tek kalan arıtma tesislerimiz. Arıtma tesisimizi biz derin deşarj olarak planlamıştık ama biliyorsunuz Marmara Denizi'nde yaşanan sümülaj olayından sonra bugün belki ihtiyaç yok ama 10 yıl sonra bizim de başımıza gelecek diye şu anda projesini 2 milyon TL parasını çıkardık. İller Bankası'nda projemiz yapılıyor. Biz de bu aradan dolgu imar planını hazırlayıp yerinde hazırladık. Derin deşarjdan vazgeçerek biyolojik arıtma tesisi. Bu dönemki yatırımımız da var. İlçemize öyle güzel bir arıtma tesisi kazandıracağız ki inanın bu arıtma tesisi büyük şehirlerle yarışacak. Ama evet belki bugün ihtiyaç değil ama 15 yıl sonra lojistiğin gelmesiyle beraber şunu demeyecek. Ya derin deşarj denize boşaltıyoruz falan konuşulmayacak. İyidere Belediyesi'nin biyolojik arıtma tesisiyle çalışan tek ilçe belediyesi olarak belki de o gün bile marka değerimiz artarak devam edecek. Evet zaten asıl sunum yaparken de o kadar hazır ve o kadar olaya hakim olduğunuzu gösteriyorsunuz ki izleyicilerimiz sanırım şu yorumda bulunuyor. Saffet Mete bütün projelere hakim şeklinde. Şimdi yapılacaklarla ilgili konuşalım biraz. Sonra programımızın ilerleyen bölümünde zamanımız el verdiği ölçüde yaptıklarınızı da konuşacağız. Şimdi İyidere Merkez Kentsel Dönüşümle ilgili aslında bir başlangıç yapmıştı. Rize'nin giriş ilçesi bu anlamda Rize şehrine yakışır bir
görüntüye kavuşmuş olması ile ilgili hep güzel yorumlar vardı. Hemen o giriş bölümünde siz bunu daha da geliştirdiniz, daha da çoğalttınız ama önümüzdeki süreçte yeni projeler de var bu anlamda kentsel dönüşümle ilgili. Neler planlıyorsunuz? Şu anda İdere Belediyesi'nin İdere için altyapı sorununu bitirdik. Bununla beraber, altyapıyla beraber aslında bir iş daha yaptık. Yine 2,5 yıllık sürede. Doğalgazda belki de Rize ilçelerinde en fazla doğalgaz yatırımını yapan tek ilçeyiz. Yani biz 2 yılda şu an itibariyle 31 Aralık itibariyle 38.559 metre doğalgaz hattı yaptık. Ve şu anda 891 abonemizi açtık. Ama bununla beraber ne oldu? Hem kanalizasyon, hem içme suyu, hem yağmur suyu, hem doğalgaz derken yollarımız bir anda harabeye döndü. Biliyorsunuz mahalle yollarının ortalaması aslında 4-5 metre geçmiyordu. İlçe tamamen perişan olmuş durumda ve korkunç bir üst yapılaşma yapılması lazım. Ama dedim ya biz 20 yıl sonrasını düşünürüz. Evet. Dedik ki kardeşim eğer biz bu işi yaparsak bir kere yapacağız. Bir belediye her seçim zamanı beton dökmez. Bu paralar kolay bulunmuyor. Ne yaptık? Dedik ki biz bu yolları en azından 11 metre ortalamayla ana yollarla genişletip vatandaşı da mağdur etmeden duvarlarını yapıp yollarımızı hazır hale getirmeyiz. Bugün gururluyuz. İlçemizi herkes gezdi. İlk başladığınız zaman çalışmalar bir tanesi de buydu. Bütün kanalizasyonlar, bütün çalışmalar, altyapıyı bitirdik. Yollarımıza vatandaşımızla el ele vererek, herkesten izin alarak ama kimseyi mağdur etmeden duvarlarını yaparak bütün vatandaşlarıma ben çok çok teşekkür ediyorum. Bu konuda önümüzü açtılar, yanımıza durdular. Yeter ki yap başkan dediler. Bugün İdere'ye baktığınız zaman yol genişlemeleriyle, yol çizgisiyle, avlusuyla, her şeyle pırıl pırıl ve inanır mısınız 9 mahallemiz var İdere'de. 5 yılın sonunda şu anda betonlanmamış. Bunu da neydir? Doğalgazını yapacağız diye bekliyoruz. Ne kadar yolumuz kaldı biliyor musunuz Hasan Bey? 6 parça sokak yolumuz kaldı. Mahalle değil. Yani evet. En az yaptığımız yatırımda bile %73'ünü bitirmişiz. Mesela Hazar mahallemiz en büyük mahallemiz. Şu an itibariyle Hazar mahallemiz en büyük mahallemiz. Bütün %100 bütün her şeyini bitirdik. Merkez mahallemizin her şeyini bitirdik. Kalan hemen seçimden sonra Allah nasip ederse Çanakçeşme mahallemiz var. Cami mevki dediğimiz yerde. Hemen doğalgazına başlıyoruz. Duvarını yapıyoruz. Bu yaz sonuna kadar Çanakçeşme'yi bitiriyoruz. Fethiye mahallemizin küçük bir parçası kaldı. Yalıköy mahallemizde yine küçük bir parça yolumuz kaldı. Hazar mahallemizde şehitlik mevkisinde inşallah seçimden sonra orayı da yapıyoruz. Sonra yapraklarla Fıçtaş'ı mahallenin bağlantı duvar yollarını bitiriyoruz. Ve biz bu işi yol üst yapısına bitiriyoruz. Ama dediğim gibi biz bu işe inandık. Biz bu işe inandık ve biz bu işi bir kere yapacağız dedik. Şimdi altyapı İdere'de bitti. Ama İdere'de öyle bir cenaze var ki ben 5 yıllık belediye başkanıyım. Bunu utanarak mı söyleyeyim, nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. 5 yılda 2 tane ruhsat imzaladım. İnşaat ruhsatı. İki tane de hazırda var. Yani 5 yılda hadi onları da imzaladım mı varsayalım. 4 tane ruhsat. Ve benim ilçemin korkunç bir konuta ihtiyacı var. Geçen programda diğer siyasi parti arkadaşlar... Neden o kadar az imza attınız? Yani uygun olmadıkları için mi? Talep aşırı derecede fazla ama öyle ilçe merkezi bile dahil öyle hisseli araziler var ki bunların bir müteahhite verilip veya bir araya gelinip temizlenme şansı sıfır. Ama belediye başkanı için bu riskli bir şey değil mi? Korkunç riskli bir şey. Aynen ve bunu kentsel dönüşüm yani Rize merkezde yapılan proje dahilinde yapma kimsenin şansı yok. Kimse hayal satmaz. Zaten İdere'li hemşehrilerim hayali artık kanları doldu. Gerçekçi konuşacağız. Biz ilçeye bir tane müteahhit getirip burayı temizlemeyiz. Niye? İşte torunu bir kişi mahkemeye verse işi durduracak. Burada yapılacak en önemli şey hem İdere merkezde hem Hazar mahallesinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kentsel dönüşüme gidip kimseyi mağdur etmeden inşaat bitene kadar kiralarını ödeyip devlet güvencesinde biz bunu yapacağız. Yoksa ben buraya müteahhit getiririm, bunu yaparım, şunu yaparım. Bunlar hayal projeleri. Peki nasıl olacak bu? Kaynak nereden? Kaynak devletten, TOKİ'den. Tabii. Ve vatandaşın desteğiyle beraber. Vatandaş bunu istiyor. Niye? Hissesi bir. Daha halalarının hakları verilmemiş, kardeşlerin hakları, daha dedelerin üzerine tapular. Bunu çözmenin, yani şunu söyleyeyim. Bu şekilde gidelim, 50 yıl geçsin, İdere'de 2 tane daha yeni bina yapılır. Kimse taş üzerine koyamaz. Niye? Tek topu arsa neredeyse İdere merkez, Hazar merkezimiz yok. Evet, ilginç bir bilgi. Aynen. Bu. Biz bunu bitirdik. Ve yeni bu seneki manifestomuzda İdere merkez ve Hazar merkezde vekillerimizin de bilgisi doğrultusunda 2 tane TOKİ kapsamında kimseyi mağdur etmedi. Rize Meydan Projesi kapsamında, yani onun gibi değil, onun küçüğünde, evet, kentsel dönüşüme gitmemiz lazım. Ve biz bunu başaracağız. Biz şu anda buna inanıyoruz. 450 konutla biz ilçemizin konu sorunu çözeceğiz. Yine geçen bir siyasi... Toplam 450. 450 konutla ilk 5 yılda biz konut sorununu %70 oranında çözmüş olmuş olacağız. Ama biz burada şunu da ben söylemek istiyorum.
Geçen aday arkadaşlarımızdan bir tanesi İDRE'de 126 memur var dedi. İDRE'yi bir kadar küçültmek gerekiyor. İDRE 470 tane toplamda memurumuz var. Bu memurla da sadece Milli Eğitim Camiası'nda 121 tane memurumuz var. İnanır mısınız? İlçemizde ikamet sayısı 5'i geçmiyor. Hı. Benim her gün 58 tane öğretmenim Trabzon'dan gelip gidiyor. Bu ne kadar acı bir şeydir. Eğitim sadece sokakta, okulda olmuyor. Sokakta da olması lazım. Velilerle öğretmenler bir arada olması lazım. Orada bir ticari hacim oluşturmamız lazım. Şimdi biz bunu hazırız. Altyapı bitti. Artık üst yapıdayız. İyidere Merkez ve Hazar'da yerler belirlendi. Ama yine söylüyorum. Kimse hayal proje üretmesin. Müteahhiti getiririz, biz bunu yaparız. Bu kadar müştereki bir araya getirme şansı kimsenin yok. Aynı Rize modeli gibi kentsel dönüşüm mağdur etmeden kira desteği vererek inşallah Sayın Bakanımızdan da bu konuda desteğimizi de aldık. Meclis kararlarımızı alıp hemen daha ilk Nisan ayında meclis kararlarımızı alacağız, sunacağız. 5 yılda biz en azından bu 450 konutu bitirip vatandaşlarımıza sunacağız. Hem merkezde hem Hazar Mahallesi. Hem Hazar Mahallesi'nin ikisini de koymuşuz seçim yatırımımıza, bunları bitirmiş olacağız. Evet. Buna şehirlerin, ilçelerin ihtiyacı var. Çok ihtiyacı evet. var. İnşallah önümüzdeki 5 yıl ki İstanbul'a odaklandık depremden ötürü ama Türkiye'nin birçok yerinde, ilimizin birçok yerinde kentsel dönüşümle ilgili çok büyük çalışmalara ihtiyacımız var. Biz biraz şanslıyız. İlçemizde hiç kentsel dönüşüm olmadı. Evet. Biz bu 5 yılda öyle de bir şey yaptık ki kendi belediyemizin bütçesiyle atıl vaziyette duran, atıl vaziyette ve tehlike arz eden yerlerde kamulaştırma yaptık. İnanır mısınız? İyidere Belediyesi gibi Rize'nin 5447 nüfusu olan küçük bir ilçede biz 5 yılda 6 milyon TL'lik kamulaştırmalar yaptık. Yol açmak için, arazi açmak için 6 milyon TL. Bu bizim ölçeğimizdeki bir belediyede o kadar büyük bir rakamdır ki belediyenin tabii içini bilseniz yani yapılarını bilseniz çok büyük bir rakam. 6 milyon 744 bin lira gibi bir kamulaştırma rakamı iyidir ölçeğinde çok büyük bir rakam. Ama bizim bütçemiz buraya kadar. Bundan sonra ne lazım bize? Devletin eli lazım. Devlet destekle gitmemiz lazım. İyidere'nin konut sorununun çözümü kesinlikle devlet destekli Cumhurbaşkanı kararnamesine bağlı kentsel dönüşümle inşallah biz verdiğimiz 2019 sözler gibi bunu da bizim en büyük yatırımlarımızdan bir tanesidir. En büyük projelerimizden bir tanesidir ama gerçek projedir. Bakın üzerini çizerek söylüyorum. Kentsel dönüşüm Cumhurbaşkanlığı destekli. Hiç kimseyi mağdur etmeden bütün vatandaşlarımızın konut, dükkan, şehri yeniden planlayacağız. Şu akla gelebilir. Yani işte Saffet Başkan söylüyor ama Türkiye şu anda ekonomik anlamda zor bir süreçte. Malum deprem bölgesinde çok ciddi büyük yatırımlar var. İyidere'de nasıl bu anlamda pay alacaksınız gibi bir soru olabilir. Çok basit. İşte demin bahsettiğim gibi Rize'de birinci ilçe olacağız. Hedefimiz bu. Çünkü bu birinci olmanın bir getirileri olacak. Ben vatandaşlarımıza onu diyorum. Biz rekor oy dediğimiz yani en yüksek oyla beni Cumhurbaşkanı karşısına çıkartın. Bu kardeşiniz, bu evladınız bu yatırımları alsın. Eğer bana inanıyorsanız nasıl inandınız biz bunları yaptık. Evet diyorlar sana çok güveniyoruz. Ben bu yatırımları Ankara'dan alıp gelebiliyor muyum? Getirebiliyor muyum? Yaptıklarımızda yapacaklarımızı teminatı. Anlaşılan bakanlıklarda ve sayın vekillerimizde sizinle ilgili hikayeler dinlemeye devam edeceğiz. Aynen öyle. Ama ben inanıyorum biz bunun en azından birinci etapını bu 5 yılda samimiyetimle söylüyorum bitireceğiz. Ama İyidere'nin kurtarışı budur. Yoksa oturup bekleli müteahhit bunlar hikaye. Bunlar hayal. İyidere artık hayaller karnını kapattı. Gözlerini de kapattı. İyidere bizimle beraber artık çağ atladı. Artık içe vizyoner. Kimse İyidere'nin önünü kesemez. İyidere bir şeyleri bitirdi ilçe olarak. Şimdi ikinci etapta. Ve ben vatandaşlarımıza yine de söyledim. Yetki istiyorum. Eğer bana biraz inanıyorlarsa yaptığımız bu 5 yılda ben bunu nasıl yapacağımı herkese göstereceğim. Evet. Sahil dolgalanı. Evet. Yine gelecekle ilgili kamuoyuna paylaştığınız projelerin bir tanesi. Nedir burada içerik? Sahil dolgu sahası biliyorsunuz şu anda Millet Bahçesi yeni yaptığımız yerin yeni belediye binamızın önünde olan 77 dönümlük arazi. Tabii bazı siyasetçiler diyorum ya konuşuyorlar işte burayı dolduracağız, yürüme yolları yapacağız, mesire alanı yapacağız. Ya bugün belediyenin dolgu imar planı yapması kadar zor bir şey var mı? Yaptığınız dolgu alanını Ulaştırma Bakanlığı'ndan imar planına, çevre şehircilikle onaylatmanız lazım. Onaylatamadığınız hiçbir şeyin üstünde hiçbir yapı yapamazsınız. Biz buna inanıyorduk. Eski plaj mevkiyle şu andaki liman mendirinin arasında 77 bin metrekare. Tam 2,5 yıldır çalışıyoruz. 21 tane genel müdürlükte onay aldık. Ve bitirdik şu anda. Proje nerede biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımızın önünde. Strateji Daire Başkanlığı'nda bekliyor. Seçimi kazandığımız gün bizim projemiz imzalanacak. Lojistik limanın dolgusu bitene kadar inşallah takimatıyla dolgusunu bitirip çevre şehirde buyurun burada bizim oradaki en büyük projemizde biliyorsunuz İyidere etiyle anılır.
Yani et bölgesiyiz. Evet. Ama hep klasikleşmiş et. İşte İsmail Dayı olsun, Kardak olsun, Yeşil Mavi, işte Derenin Altı, evet, tesisleri işte vesaire vesaire. Et ve kasabıyla o kadar güzel bir konsepte hem et market hem restoran. Tek tip yine belediye olarak biz yapacağız. Hazar Mahallesi'nde bulunan et restoranlarımızı et marketleriyle beraber oraya taşıyıp diğer alanları, yeşil ve rekreasyon alanları, gezme alanları, çay bahçemiz, İyidere Et Dünyası diye bir marka yaratacağız. Yani herkesin bir ismi olacak ama vatandaş Rizeli hemşerim veya Çayeli hemşerim neredeydiniz? İyidere Et Dünyası'ndaydık. Trabzon'dan vatandaşımız nereye? İyidere Et Dünyası'nda. Hem yemeğin etini yiyecek, en kaliteli şekilde, hem de alışverişini yapacak. Bu da bizim ilçemizin ticari hacmine, markalaşmasına, ürün olarak markalaşmasına, İyidereli vatandaşlara beraber ekstra güç katacak. Ama yine söylüyorum, şu anda buranın tam 2,5 yıl mücadele ettik. 21 tane genel müdürlüğümüzden onay aldık. Projemiz bitti. Ulaştırma Bakanlığı yatırım planında şu anda bekliyor. Strateji Daire Başkanı'na, Cumhurbaşkanı'na şunun da sözünü almışız vekilimizden. Seçimi aldığımız gün hemen bayramdan sonra inşallah imzalarını atıp lojistik bitene kadar inşallah oranda takimatını yapıp üst yapısını hazır hale getireceğiz. Evet, tabii ki büyük bir alan. 77 bin metrekare ciddi bir alan. Otogar ve arıtma tesisini de konuşalım. Yine projeleriniz arasında yer alan başlıklar bunlar. 12 bin metrekare olarak. 12 bin metrekare dolgu imar planı bitti. Şu anda imar planını oynatıyoruz. Geçen meclis onayını da aldık. Mart ayı son meclisimizde. Biz ilçemizin çıkışına Trabzon istikamete, Babilon'un yani halı saha spor tesislerimiz yanında 12 bin metrekare bir alan doldurduk. Bu alana neyi koyduk? Otogarımızı koyduk. Biyolojik arıtmamızı koyduk ve böyle outlet tarzında dükkanlar yapıp, evet, bir çarşı tekstil üzerine. Hem de geçiş güzergahı. Geçiş güzergahı. Şu anda araziyi zaten geçenler görebilir ama otogar konusunda şunu söyleyeyim. Biz otogar yaparken bunu bazı siyasi partiler çok farklı konuştular. Biz biliyorsunuz bir İdere merkez var, bir de Hazar Mahallemiz var. Hazar Mahallesi bizim göz bebeğimiz. Gelişmekte, ticarette ve biz oraya çok ağırlık veriyoruz. Biraz önce de söyledim. Biz Hazar Mahallemizde 2019'da vermiş olduğumuz bütün sözlerin %100 fazlası var, eksiği yok, hepsini yine getirdik. Sadece şu anda kalan doğal gaz çalışmalarına ağırlık vereceğiz. 2029'un sonuna kadar Hazar Mahallemizin en mahallenin en tepesine kadar, yani Sulika'nın suyuna kadar doğal gaz yakmayan bir tane evimiz kalmayacak. Orayla ilgili yine bir sosyal tesis projemiz var. Otogar konusu şöyle. Benim işletme ilçemde otobüs yazan işletmeleri var. Hem merkezde hem İdere'de. Şu anda Ulaştırma Bakanlığı istesine her hafta gelir bunlara 6000 TL ceza yazar. Niye yazar biliyor musun? Çünkü hiçbirine biz ruhsat veremiyoruz. Ama biz bu alanı oluşturduğumuz zaman şöyle bir algı yapıldı. İşte Hazar Mahallesi'ndeki otobüs yazıhaneleri kaldırılacak, hepsi İdere'ye taşınacak. Kesinlikle hayır, böyle bir şey yok. Hazar Mahallesi'ndeki bütün otobüs yazıhanelerimiz yerinde kalacak. Eğer isterlerse oradaki firma sahipleri İyidir Otogarı'nda yeni yazıhane yerleri açabilecek. Yolcular orada inecek, oradan binecek ama biz belediye olarak belediyemizin artık otobüs işletmelerinde indirme bindirme yeri olduğu için onlara ruhsat verebileceğiz. Yani cezalarında artık hiçbir sorunu kalmayacak. Biz otogarı onun için yapıyoruz. Otogar projemizi, bak yine yüzüne söyleyeyim, Hazar Mahallemizdeki bütün yazıhanelerimiz kalacak. Yolcular orada binecek, oradan inecek ama ben belediye olarak bütün yazıhane, şu anda hiçbirinin ruhsatı yok. Hiçbirinin ruhsatı yok. Belki yani hiçbir ilçede de yok bu. Yani otobüs garı, otogarı olmayan hiçbir ilçede yok, veremez. Belediye indirme yerini tahsis ettiği için ben onlara artık otobüs yazıhane ruhsatı verebileceğim, işletme ruhsatı. Aynı an nedir? Orada diyelim Ali Osmanlı Ulusoy yazıhanesi var ama İdere merkezde yok. Oradaki örnek veriyorum. Cihan Balcı kardeşim, ben buraya başkanım, açabilir miyim? Gel kardeşim. Çok cüzi bir şekilde orada da, çok cüzi kiralarla onları da yer teslim edeceğiz orada. Ben bu konuyu zaten mesela orada, bunun da şahidi işte Cihan Balcı kardeşimdir. Böyle bir algı operasyonu yaratılmaya çalışıldı. O zaman söyledim, birebir de anlattım. Bunu kesinlikle böyle farklı yerlere çekmeyin. Ama bu konuda sıkıntı yok. Bu yıl, bu dönem yer bitti. İmar planı da inşallah Mayıs'a kadar bitecek. Hemen Turizm Bakanlığı'na, belediyemizin bütçesinden İyidir Otogarı'nı olması gereken gerçek yerde yapıp İlçemizde, Hazar Mahallemizde bulunan bütün otobüs, yazıhane, işletmelerimizin hepsine ruhsatlarını verip aynı yerlerinde işlerini yapmanın önünü açmış olacağız. Evet, burada tabii ki her ilçenin yeni modern otogarlara ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Arıtma tesisi konusunda zaten değinmiştiniz kısmen. Evet. Ne yapacağınızı. Biyolojik arıtma elbette çok değerli. Çağımızın gerektirdiği yeni yatırım hizmetlerinin, özellikle atıkların doğaya zarar vermeden. Aynen, vizyonun projemizlerden, evet, bir tanesidir yani. Evet.
Öğretmenler evi için bir çalışma vaadiniz var. Öğretmenler evi nasıl bir proje? Kaç içinde neler var? Kaç kişiyi ağırlayabileceksiniz bu anlamda? Nedir projenizin içeriği? Öğretmenler evi aslında bizim 2019 projemizde vardı. 2019 yılında biliyorsunuz yeni belediye binası yapacağız demiştik. Yeni belediye binasının mimar anlamında projesi bizden önce Ahmet Başkan'ın ve Orhan Kaymakam'ın zamanında İçişleri Bakanlığı'na sunulmuştu. Ama kimse ihale çıkarmamıştı. Biz 2019 Nisan ayının 28'inde biz ihale yaptık. Hemen başında. Ve keşke projeyi inceleme fırsatımız olsaydı. O kadar inanmıştık ki ne kadar doğru proje olduğuna. Biz binamızı teslim aldıktan sonra 3.767.000 TL bitmiş binaya belediye uygun hale getirilmesi için bütçe harcadık. Revize yaptınız. Revize yani. İşi bilmememizden kaynaklandı. Çünkü projenin çok doğru olduğuna inanmıştık. Ama şu anda İyidere ilçesi Rize'nin en modern belediye binasına, en kurumsal belediye binasına, eski belediye zaten biliyorsunuz evet, 4-5 odadan oluşan, neyin nerede olduğu arşiv olmayan, ama artık İyidere Belediyesi'ne vatandaş girince bazı arkadaşlar diyorlar işte bu kadar büyük binaya ihtiyaç vardı. Ya bizim vizyonumuz geniş. Biz artık 30 yıl, çünkü o bina 30-40 yıl İyidere hizmet edecek. Ve şunu söylüyorum, 10 bin nüfusun altında olup da bütün birimlerini açan belki de başka bir ilçe belediye binası yoktur. Fen işlerinden, muhasebesinden, toplantısı. Ya İyidere Belediye Binası'nın meclis toplantı salonu yoktu ya. İyidere Belediye Binası'nın nikah salonu yoktu. Evet. Ama şimdiki yeni belediye binamıza evlendirme müdürlüğünden, meclis odasından, encümen toplantısından, başkanı, başkan yardımcısı, imar müdürlüğü, bilgi iletişimi, spor müdürlüğü, fen işleri, su arıza, zabıta, her şeyle mükemmel bir hale getirdik. Boş olan binayı da Milli Eğitim'e tahsis edip bu öğretmenlerimizin ilçemizde ikamete etmemesini ve devamlı böyle mesela ilçemizde 5 yıldızlı bir otelimiz var. Ama herkesin bütçesi orada kalmaya, konaklamaya, evet, İyidere halkı olarak bir cenaze oluyor, bir nişan oluyor, insanlar geliyor. İlçe merkezimizdeki belediye binamızı biz Milli Eğitim'e tahsis ederiz çok cüzi bir şekilde. 30 odalı orada bir kat daha imar var. Orayı, eski belediye. Evet. Yaparız ve biz bu da hakikaten ilçede öğretmenlerin ikametgah ve yaşam süresini uzatırız diye böyle bir projemiz var. Binamızı bitirdik. Eski belediye binamızı hemen tahsis ettik. Milli Eğitim Bakanlığımız Allah razı olsun hemen yazışmalar başladı. İşte dayanıklı raporu falan derken bizden ruhsat istediler. Evet. Belediye binamızın ruhsatı yokmuş. Eski belediye binamızın ruhsatı yokmuş. Ya nasıl olur böyle bir şey? Nasıl yapılır falan derken bir baktık ki 67 metrekarede vatandaşın arazisine girmiş. Yani belediye kendi binasına çok ruhsat iyi verebiliyor. Evet. Ama 67 metrekare vatandaşın tapulu arazisi var. Ya ne yapacağız? Kamulaştırma yapmanız lazım. Tam 17 aydır bu geçtiğimiz Aralık ayının 27'sinde hissedarlarına 572.687 TL hesaplarına yatırılan 67 metrekare belediyemizi aldık. Şu anda tapu tescilini bekliyoruz. Belki de yarın çıkacak. Hemen tapu tescilimizi alıyoruz. Belediye binamızın ruhsatını veriyoruz. Sayın Milli Eğitim Bakan Yardımcımızdan da bu sene bütçeye dahilinde Kemal Şamlıoğlu'na çok teşekkür ediyorum koydu. 30 odalı 2024 yılının sonuna kadar ilçemizin göbeğinde vatandaşlarımızın ve öğretmenlerimizin çok rahat konaklayabileceği ve ticari anlamda da bu kadar yazın tatil yapan o kadar güzel bir yerde ki bizim ilçemiz. Bakın Rize Havalanı'na 41 km, 39 km. Trabzon Havalanı'na 41 km. Uzungöl'e 1,5 saat. Aydere 1,5 saat. Ovit'e 1 saat. Evet, yani lokasyon olarak öğretmenlerin de tatillerinde kullanacağı ve dönerken ilçemizden tereyağını, peynirini, alışverişini yapıp bir ticari hacim oluşturabileceği bir projemiz. Biz bunu geçen yıl dediğim gibi niye yetiştirmedik? İşte altyapısını anca bitirdik ama kimin aklından geçerdi ki belediye binamızın ruhsatı yok? Bunu utanarak söylemiyoruz. Unutkunluk olabilir. O günkü şartlarda olabilir ama bunu da temizleyip şu an hazır hale getirdik. İnşallah bunu da bitirip ilçemizin böyle şehircilik oteli konaklama alanında sorunu da çözmüş olduk. Ya şurada güzel bir şey. Konuşmalarınızda yapılan yeni çalışmaları gündeme getiriyorsunuz ama eskiyle ilgili olumsuz cümle kullanmamak da bence çok doğru bir yöntem. Çünkü ben kimseyi, nihayetinde o dönemin şartları öyleydi. Ben her zaman şunu söylüyorum. Evet. Belediyede dağımızlık esaslıktır. Ve şuna dikkat etmemiz lazım. İyidere ilçesi kurulandan beri İyidere'de yaşayan bütün aileler hep belediye başkanları, itilerler hariç benim ailemden seçtiler. Hep yanımızda durdular. Bu işin geçmişe baktığımız zaman nasıl iyiliğini sahipleniyorsak eğer bir hata varsa onu da sahipleneceğiz. Bu yarın bizim için de aynı olabilir. Ya belki de 10 yıl sonra Saffet Mete Başkan sen bunu nasıl böyle hata yaptın deyip serzeniş bulup ama onun devamını yapmaları lazım. Biz burada bir açık kapatmıyoruz. O günkü şartlar doydu. Hani biraz önce örnek verdik ya Nihat Mete, duayen belediye başkanı, duayen siyasetçi, büyük lider
Ama ekmek siyaset onun için iyiydi. Ama bugün biz bir Nihat Mete olamayız. Öyle bir idealimiz de yok. Ama Nihat Mete'nin kurmuş olduğu o yapıyla biz de hizmet siyaseti olarak onun izinden yürüyebiliriz ve yürümek için de elimizden geleni yapıyoruz. Evet, zaman hızla gidiyor. Sayın Başkan, arka yol projesi var. Yine arka yol projesi çok önemsedik ve şu anda %50'sini bitirdik. Yani eski karayollarına ait olan paketleme, Hazar Mahallemizin paketlemenin arkasında bulunan bugün itibariyle Mete Petrol'e kadar eski paketlemenin arkasında, ama orada tabii ki bir hata yapılmış. Zamanında karayollar ağında olan bir yolu belediyenin utesini alınmış. Büyük bir hataydı. Şu an itibariyle Köşklü yol ağzından Büyük Cami Hazar'a kadar biz o yola tam 60 milyon TL para harcadık. 60 milyon TL. Kanalizasyonu, yağmur suyu, içme suyu, doğalgazı şu anda %50 aydınlatma bitti. Hafta sonu itibariyle yek adımla bitiyor. Ve o yolla beraber şimdi Allah nasip ederse bu yazın Mayıs ayı itibariyle Rize'den kalkan halk otobüslerimiz hemen Köşklü yoldan içeri yola gelecekler. Vatandaşlar artık sahilde değil. Herkes evinin önünde inecek ve o şekilde ta son durağa kadar devam edecekler. Bununla beraber hakikaten çok büyük bir sorunu ortadan kaldırıyoruz. Şu anda kalan bölüm, oranın da çok büyük istinat duvarlarını bitirdik. Bir bu hafta içinde işte Ulaştırma Bakanımız Abdülkadir Bey'den söz aldık. 2024'te hemen başlayacağız. Mete Petrol ile İyidere Merkez arasında kalan kısmen duvarlarımız, zemin bitmiş, kanalizasyonu, içme suyu, doğalgazın altyapısını bitirmişiz biz belediye olarak. Asfaltlaması, koru kulu aydınlatmalarını yapıp bu dönemde, yani şunu söyleyebilirim, Sarayköy'den bir tane vatandaşımız Hazar Mahallesi'ne gitmek istiyorsa artık otobana inmeyecek. İyidere'nin içinden, üst yoldan Hazar Mahallesi'ne kadar gidip oradan etini, alışverişini yapıp aynı şekilde geri gelecek. Hazar Mahallesi'nden bir tane vatandaşımız İyidere'ye gelmek istiyorsa kesinlikle sahil yoluna inmeyecek, hiç meşgul etmeyecek. İç yoldan daha güvenilir bir şekilde ilçemize gelip belki de Rize'ye doğru istikametine devam edecek. Peki Hazar Mahallesi'nde belediye sosyal tesisleri ile ilgili projeniz var. 11.500 metrekarelik bir alan planlamaktasınız. Nedir bunun içeriği Sayın Başkan? Hem mesire alanı da var, sosyal tesis olarak düşünmektesiniz. Şimdi bu alanı şöyle söyleyeyim. Bu alan aslında hazinenin malı. Hazinenin malı. Biz belediye binamızı yaparken biliyorsunuz TOKİ'ye yaptırmıştık. TOKİ'ye yap, para ödeyeceksiniz, ücret veya arazi vereceksiniz. Bunlar bizde hiçbir zaman olmadığı için, olmayacağı da için dedik ki biz o zamanki kaymakamımızla beraber size arazi tahsisi yapalım. Ve oradaki 4 parsel toplamda 11.500 metrekare arazi biz TOKİ'ye verdik. Onların karşılığında belediye binası, hükümet konağı, jandarma ve emniyet binamızı yaptırdık. Ve TOKİ buraya bir proje çizdi. Bu dediğimiz ana 186 tane konut yapıyordu. Bu yer şu anda Hazar Yapı'nın yeriyle İsmail Dayı Et Yeri'nin dediğimiz taş ocağımızın karşısında olan bir yer. 186 konut projesi çizildi ve bizden imar durumunu istedi. Dedik buranın imarı yok. Nasıl yok? Yok, buranın imarı yok. Niye yok? E buranın dereden 25 metre çekme payı, ana yoldan 25 metre çekme payıyla burada imar çıkmıyor. Niye burası? Burası dedik park alanı. Ya olur mu siz bize burayı verdiniz derken böyle biz tabii Ömer Başkan'a gittik ve burayı TOKİ bundan 3 ay önce satışa çıkardı. İhaleyi satışa çıkardı. İmarsız bir yeri satacağım dedi, yani ne alırsam kârdım mantığıyla herhalde biraz. Giderken kalktık Ankara'ya gittik Muhammed Vekilimizden, Allah razı olsun. Ömer Başkan'a ulaştık, ya burayı satmayın. Burayı satarsanız bizim önümüzü tıkarsınız. Nasıl tıkarsınız? İmarsız bir yer vatandaş aldığı zaman ne bekleyecek? Burada imar açılmasını bekleyecek. Ya burası imar planı içinde park alanı. Burada kamuyla alakalı hiçbir şey yapamazsınız ve yarın da yapılma şansı da yok. Niye? Dediğim gibi dereden 25 metre ve ana yoldan 25 metre çektiğiniz zaman imar çıkmıyor. Bunun çıkma şansı da yok. Yarın belediye meclis kararıyla burayı düzeltelim diyen yalan der, diyemez, yapamaz. Allah razı olsun Muhammed Vekilinden, Ömer Başkan'dan çok çok teşekkür ederim. Burayı satıştan son gün, bir gün kala çıkardı. E dedi şimdi ne olacak? Dedim burayı belediyeye devredeceksiniz. Ne yapacaksınız belediye? Biz buraya sosyal tesis. Nasıl İyidere, Babylon Otel'in yanında çay bahçesi ve mesire alanı yaptık. Aynısını da Hazar Mahallemizde yapacağız. Artık Hazar Mahallesi'ndeki vatandaşlar akşamleyin yürüyerek çoluğuyla çocuğuyla oraya gidecek, mangalını yakacak, böyle bir tesis hazır. Korkarım bu tesisi TOKİ'ye yaptırırsınız. Aynen öyle olacak. Ve geçen Sayın Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımızla beraber gittik yine Muhammed Vekilimizle. Orada Muhammed Vekil konuyu anlattı. Ömer Başkanımız da oradaydı. O da ısrarcı oldu devredelim diye. Şu anda yer TOKİ'den çıktı. Hazineye devredildi. Mart ayı meclis kararını alarak biz hazineye buranın 30 yıllığına tarafımıza tahsis edilme yazısını yazdık. Allah nasip ederse üst yapı hakkını 30 yıllığına biz alıp yine TOKİ ile beraber ilçemizin sosyal tesis anlamında burayı, bakın biz burayı yapıp kiraya bile veremeyiz. Niye veremeyiz? Çünkü burada bir kamu alanı var. Yani devletten, hazineden aldığınız bir yeri yapıp vatandaşa kiraya veremezsiniz. Vatandaşlarımız bu algı operasyonunu bir kere iyi bilsinler. Şimdi ben
diğer partilerin projelerine bakınca geçen televizyon programında bu dediğimiz alanda otogar ve sanayi sitesi varmış. Ya yapamazsınız ya. Burada otogar ve sanayi sitesi yapamazsınız. Yani göreve gelirseniz eğer ne oldu o biz burayı böyle bilmiyor muyduk diyeceksiniz. Burayı ancak belediye adına sosyal tesis olarak işletmenizin yaparız. Biz orada inşallah 4-5 tane de ablamıza, kardeşimize, belediyesine iş imkanı vereceğiz. Normalde dediğim gibi çay bahçesi, çocuk parkı, ortasından mescidi, abdesthanesi, yukarı tarafı olan yerde kamelyalar, barbekülerle bile vatandaş aşağıdan etini alacak, gelecek orada yakacak, mangalını getirmeyecek, tertemiz. Biz de onlara İyilere Belediyesi olarak 24 saat tertemiz hizmet vereceğiz. Ama bu alanda bundan başka hiçbir şey olamaz. Keşke bu arkadaşlar belediyemizin internet sayfasına girip faaliyet raporumuzu bir okusaydılar da manifestolarını ona göre hazırlasaydılar. Ya senin olmayan, belediyenin ütesinde olmayan, alsan bile kesinlikle imar planında değiştiremeyeceğiniz bir alana siz nasıl ticari alan, otogar ve sanayi sitesi yaparsınız? İyidere Belediyesi otogar alanı belli, sanayi sitesi alanı da belli. Mesela sanayi sitesi alanı biz şu anda koymadık ama şunu ben hangi kameraya göstereyim? Arkadaşımızdan rica ederim. Şu bizim sanayi sitesi alanımız. 15 dükkanlı, 105. Bak biz bunu manifestoya koymadık. Bu alan Ofçaysan fabrikamızın arkasında. Buradaki 1000 metrekare alan bizim imar planlarını yaptık. Ticari alan olarak çıkardık. 3600 metrekare alanı 158 kişinin hissedarın. Şimdi TOKİ ile beraber yaptığımız çalışmada bu alanı kamulaştırıp TOKİ ile beraber ortak yapıp ilçemize küçük oto sanayi sitesi kazandıracağız zaten. Sanayi sitesi imar planında zaten belli. Yani İyidere'nin imar planında zaten sanayi sitesi alanını biz koymuşuz. Bunun da 1000 metrekare alanı bizim. Biz de orayı vereceğiz. Diğer tarafında TOKİ kamulaştıracak ve içinde her şey, yıkamacısından, kerestecisinden, motorcusundan, kapalı belediyenin utesine çok cüzi kiralarla esnaflarımıza tahsis edeceğiz. İyidere'mizde bu en az 10-15 yılda bu sanayi sitesi hizmet verip önünü açacak. Evet, Sayın Başkan biraz hızlanmamız lazım. Abdurrahman Kolcu sosyal tesisleriyle ilgili duyurunuz var. Evet. Seçmene böyle bir vaat veriyorsunuz. Evet. Nedir bunun içeriği? Hazar Mahallesi'nde yine. Hazar Mahallesi'nin, Yukarı Hazar Mahallesi'nde eski okul yerimiz vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Abdurrahman Kolcu Hazar Mahallesi'nin duayeni muhtarlarından. Yani Hazar Mahallesi'nde bugün eğer yol gelmişse, elektrik gelmişse en büyük mimarlar. Ama ismi hiçbir yerde yok. Oğlu da dekan abimiz Ali İhsan Kolcu hem de ünlü yazarımız. Bu alan atıl vaziyette duruyor. Dedik ki biz burada milli eğitim ve bu araziyi de onlar bağışlamışlar milli eğitime. Biz de yine milli eğitimin bünyesinde. Biliyorsunuz bizim uygulamalara baktığımızda şu an görüntüsü de ekranlarımızda. Aynen. Şu andaki görüntü bu şekilde. Halk eğitim binamızın kurslarında çok büyük sorun.